Kalp hastalıklarında obezitenin de etkisi var mıdır? Tabii. Tabii. Biraz önce saydığım... Korona günlerinden geçiyoruz. Hareketsiz yaşam dediniz. Bu hareketsiz yaşam da bizim kilo almamıza da sebep oldu. Ve siz kalp hastalıklarında da dediniz ki kilo artışı olmayacak. Kilodan uzak duracak, sigaradan uzak duracak, aynen, hareketsiz yaşamdan uzak duracak dediniz. Peki obezite ve kalp hastalıkları? Obezite kesinlikle bir risk faktörü. Obezite derken şöyle... Obezite özellikle hanım hastalarımızda, kadın hastalarda şöyle bir risk faktörü, daha doğrusu şöyle bir mekanizmayla damarları veya kalbi etkiliyor. Genellikle metabolik sendrom denilen glikoz kullanım bozukluğu oluyor. Glikoz kullanım bozukluğu damar duvarları için maalesef son derece kötü bir tablodur. Damar epiteli altında, en iç tabakanın altında plaklar, yağ plakları yerleşmesine neden olur. Bu glikoz metabolizması aynı zamanda yağ metabolizması bozukluğudur. Dolayısıyla da bunun da bir takım göstergeleri var. Evet. Ancak tabii bu daha çok metabolizma uzmanlarının, bir miktarda kardiyoloji uzmanlarının işi olması sebebiyle ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ben cerrahım. Ama şunu söylüyoruz, kilo almasınlar. Tabii. Yani düzenli egzersiz... Şeker kullanımını önermiyorsunuz. Hayır, şöyle... Glikozdan uzak durun dediniz. Dengeli ve düzenli beslenme yani burada esas. Evet. Yani biz ameliyat ettiğimiz hastalarımız özellikle... Bunlara da ameliyattan sonra önerdiğimiz bir beslenme rejimleri var. Bunun içinde işte belli oranda karbonhidrat, belli oranda yağ ve protein alınması gerekiyor. Hani bunlardan bir tanesini tamamen kesmek de doğru değil. İşte protein rejimlerine tamamen, yağ rejimlerine karşıyız. Bunlar doğru değil. Evet. Örneğin ben Karatay diyetine direkt olarak karşıyım. Yani bununla ilgili damar sertliğini artırıcı bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz ve biliyoruz diyelim. Onun dışında düzenli egzersiz mesela herkesin belli bir yaştan sonra haftada en az 3-4 gün en az 5 kilometre yürümesi lazım. Hafif tempolu. Bunu şöyle diyeyim, ben zaten normal yaşamımda çok hareketliyim. Bu ona ihtiyaç duymuyorum denilmesi de doğru değil. Bunu iş gibi algılamak lazım. Belli bir saat, günün belli bir örneğin bir saat, bir buçuk saat yürüyüş yapmak, bu şu anda bu korona günlerinde dışarı çıkıp yürüyüş yapmak çok da evet, maalesef olabilir veyahut da yapılabilir bir şey gibi gözükmese de evde bir takım basit aletlerle, basit bisikletlerle, yürüyüş bantlarıyla bu sağlanabilir. Biz bunu özellikle öneriyoruz. Yani hareketli... Hareket şart. Hareket şart.